Tabii bak şimdi. Şualar. Tamam. Benim 400-500 tane ama çok bir kısmı yayınlanmadı. İstemedim. Psikoloji dersi yapıyoruz. Şualar. Şualardan çıkartıyorum ve laikalardan çıkartıyorum. Bak şimdi bu barla görüyor musun? Barla idealist bir dava adamının haleti ruhiyesine malzemeler deposudur. İç aleme bakıyor. İç alem değil bu. Ruh bu. Ruh. Ruh. İç alem daha lazım. Bak, idealist bir dava adamının haleti ruhiyesinin malzemeleri, tuğlaları, çimentoları. Ruhla alakalı bu. Ruh. Enfus değil bu. Ondan sonra verirsen göstereceğim. Kastamonu'nu ver abi. Emirdağ'la Kastamonu ver. Bu şeyde mi var? Görsel olacak. Şurada da olabilir mi? Bak Emre. Burada Emirdağ var. Ver Emirdağ. Kastamonu'da bulursanız. Buldum. Tamam. Buldum. Buldu. Bunu yerine koy. Kastamonu unutmamanız için yapıyorum bu. Subliminaldır. Sesimi konuştuğumu elektriksel dalga yapıp konuşmamın arkasına fon müziği olarak koyarsam bu illuminati olur. Şimdi bu subliminal. Kastamonu ne yapar? Hepsini bir Emirdağ. Niye farklı farklı isim koymuş? Bunu koymuş Emirdağ. Sabah. Çalışarak söylüyor. Kastamonu diş dünya var ya, eylemlerimiz. Yap, yapma, de, deme, git, gitme, ver, verme. Böyle bak. Nur dairesi kaç dairedir? Dosttur, kardeştir, talebedir, hastır, hasın hasıdır, erkandır, rükündür. Bu anlamda. Yani davranışlarımızı istikametine koyar. Emirdağ ise enfus alemimizi ruh değil. Barla'ydı o. Barla'ydı evet. Barla ha, dava adamı, idealist dava adamının haleti ruhiyesinin inşası için malzeme deposu. Ruh. Diş dünyamızın, davranışlarımızın hangisi doğru, hangisi yanlış, neyi, nerede, ne zaman, kimle, nasıl yapacağım? 5. Neyi, nerede, ne zaman, kimlerle, nasıl yapacağım? Bu. Emirdağ, duygularımız var. Birbirleriyle çarpışan, çatışan, çelişen, bizi sürükleyen, kontrol edemediğimiz duygularımızın, çatışan ve çelişen duygularımızın, buna enfus denilir. Ruh değil bu. Bununla kontrol ediyorsun. Tarihçi hayat var. Kur'an'da la teşbih ve la temsil. Kur'an'da Gale Musa, Gale Firavun. Gale Musa, Gale Firavun. Musa dedi, Firavun dedi. Yani idealistlik, idealist bir dava var ya, cemaat. Bizim dışımızda. Yani bir sürü cemaat var. Menzil var, Adıyaman var, Süleymancılık var, şurada var, bir sürü var. Tamam da ortaya dava adına ne koydun yani, neyle, niye mücadele, yani neyle mücadele, protokol diyorlar, portakal yani. Şimdi bir cemaat adına bunları bizi bağlar. Cemaat adına siz kimsiniz dendiği zaman ne iş yaparsınız, gayeniz nedir, hedefiniz nedir? Biz Müslüman olarak Avrupalılara, bulunduğum için senede 1/3 orada, tarihçiyi anlatırım. Tamam da bir Müslümanlara davamızı, siz kimsiniz ya? Tamam da gayeniz ne? Her kafadan ses çıkabiliyor. Sen bana bir şey ver. Ben ona bakayım. Veya ben kime? İşte cemaatin kim olduğunu, kimler olduğunu, neyin peşine koştuğunu, bu cemaatin dostu kim? Bu cemaatin düşmanı kim? Bu cemaatin gayesi ne yani? Maksadı ne? Sorulara
cevap veren varsa bakayım. Tarihçin var mı? Ha şu. Hasan abi şöyle diyebilir miyim? Hani bir şirketin teşmitatı olmasan diyor ya. Dur. İstiyonum. Bu. Şimdi söyle. Hani diyor ya bir şirket, diyor ya bizim misyonumuz var, vizyonumuz var. Vizyonun, misyonun bu. Şey, evet. Bu. Yani kimsin, nesin? Hedefin ne? Mudafalar var burada. Neyin peşine koşuyorsun? Niye diyor ya bu adam? Yani niye bu düşmanın? Niye bunlar dost? Dostunuz kim cemaat adına? Mesela diyelim ki bugün İsmail Ağa diyelim. Mesela Cübbeli onlardan. İsmail Ağa merkezi ayrı. O başka havadan vuruyor. Şimdi dostu kim, düşmanı kim karıştı? İsmail Ağa'nın dostu, Cübbeli'nin dostu, düşmanı. Cübbeli dost diye ekranlarda söylerken bir şey anlatmak için. İsmail Ağa, o bizim dost değil diyor. Nereden biliyorum? Beni aradılar. İsmail Ağa'daki demben yola mı diyeceğim? Hocam, hapisten çıktım sana. Geçmiş olsun. Biz, davamız ve davamızın şekli belli. Onun gibi düşünmüyoruz. Bu bizimle alakası yoktur. Sakın ha. Bizi onun beyanatıyla şey yapma. Ha şimdi ben bir şey söylerim. Çok iyi niyetliyim cemaat içinde. Veya birisi de sert olur böyle yapısı çok sert, agresif. Cemaati böyle şey yaparım. Böyle küsen değil. Bu. Biz buyuz. Diye cemaatimizin şeyini anlatır bu. Misyonunu anlatır. Yapıntısını anlatır. Laikalar bunlar. Şimdi Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi bu akşamki dersimiz hikmetleri illetlere tercih etmemek. Yani kafa şerifimizi esas merkeze koyup hareketini konumlamamak, hareketini belirlememek. Yani hikmetle illet farklı şeylerdir. Şimdi illet nedir? Emri ilahidir. Hikmet nedir? Onun hakkında o emri ilahiyi Allah niye farz dedi? Niye haram etti? Onun hakkında tespitlerimiz, keşiflerimiz, şahit olduklarımızla onlara hikmet denilir. Mesela burada misal verecek. Domuz eti niye haramdır? İlleti emri ilahidir. Hikmeti ise yok tirişin kurtlar varmış öyleymiş de hayasızlık yapıyor da şunu yapıyor da bunu yapıyor. Bunlar hikmetidir. Olmayabilir de. Allah dediyse demiştir. Mesela cumartesi Yahudilere balık tutmak haramdır. Niye? Nesin illettir. İlleti budur. Mesela gene burada geçecek. Mesela seferde 104 başka bir şeye göre 96 kilometre. Seferde namaz farz, kasredilir. 4 rekat namaz, 2 rekat kılınır. Bazılarının dediği gibi yapmayasınız. Abi 3 rekat akşamı ne yapacağız? 3 kılacaksın. 4-2 ya. Şimdi uçakla gidiyoruz diyor. Peki ne yapacağız biz? Ya kardeşim, namazın kasredilmesi sıkıntı olduğundan, kılamayacağından, sulu bulamayacağından değildir. Allah dedi mi ki seferde namaz kasredilir? İlleti budur. Allah dedi. Hikmeti ya meşakkat. Meşakkat yok diyelim uçakla gidiyoruz. Peki nedir o? Mesafedir. Meşakkat değildir. Yani derse başlamadan önce dersin konusu mu? Peki bir daha bir başka örnek vereyim. Ya niye böyle yapıyorsunuz? Vallahi bir ders çektim, böyle öğrendim. Ya bana böyle geliyor, bir sürü yorumlar yapmak. Yani mesela biri hizmet ediyor.
bu zamanda olmaz. Bir tanesi ya şu, iyi olur, kötü olur. Ya kardeşim senin, sana bırakmamış ki ya. Sana bırakmamış ki ha. Biraz önce anlattım. Kafana yatar, yatmaz. Kafana yatma, yatmaz, kapı orada. Ne bilirsin? Biz efendim siyasette koşturacağız işte, silahlanacağız işte, para toplayacağız, gazeteleri sokacağız, kapağın, ne bileyim mi, ne atırsın? Yok kardeşim, yok. Burada yok. Kafana yatmaz. O zaman kafana yattığı yerde olacaksın. Misyonumuz bu. Protokolümüz bu. Programımız bu. Cemaatin şeklini bu anlatıyor tarihçi. Benim dışında bir şey bu. Bunlar benim için. Mesela 13. şua ve 14. şua. Al kalemi kağıdını. Sıkıntıyı oradan yazıyorum. Emirdağ'ında ne yapıyorum? Orada yazıyorum. Diş dünyamız var ya, davranışlarımızı. Kastamonu'da yazıyorum. Mesela insan niye mutlu ve huzurlu değil? Bugün işte 48 tane madde koydum. 48 tane maddenin 40'ını 13. şuada yazdım. 13. şuada. Ve 500 tane psikoloji dersinin dışında bu şimdi. Yeni tespitler yapıyor. Oradan okurken. Şimdi dersimiz illeti emri ilahidir. İnsan onu yorumlaması, anlayışı, gayesini, oradaki maslahatı, faydaların tespit etmesi, teşhis etmesi o hikmetidir. Hikmeti öne geçirmeyeceksin. Hikmet olmayabilir. Veya bilmiyorsun. Mutlaka vardır da sen bilmiyorsun. Ama Allah emretti mi? Atla. Bitti. Ustad demiş mi? Bitti. İşte külliyatta illeti niye böyle yapıyorsun sen? Ustad dedi. Ya niye dedi? Bilmiyorum. Bilmem de mecbur değilim. Bak. Şu gömlek var ya. Yanlış böyle bağlarsam diğeri de yanlış gelir, var ya meşhur söz. Şimdi bir sürü doğrularımız var. Yapıyoruz. Bazen atla bir yanlışı yaparsın. Yaparsın veya ben aileyi olarak da söylüyorum. Bazen bir yanlış yaparsın. O yanlış normal bir yanlış olmaz. Ta bütün o doğrularını sorgulamana vesile olur. Bütün geçmiş doğrularını sorgulattırır sana. Bundan kurtulmanın yolu kafayı şerifini karıştırma. Demiş bitti. Mektubatta diyor ki ahkamı yapamasa da demiyor. Yapmasa da ahkamı hak bilmelidir. Teslim oldum. Bitti. Sahabelere en büyük ihsan neymiş? Sahabeler lemalarda diyor, af ve istikametli olduğunu Allah teyit etmesidir. Kur'an Fatiha'da, Kur'an Yasin'de, Yasin Fatiha'da, Fatiha Besmele'de var. Peki, ya Rabbi Fatiha Kur'an çekirdeği ya, ilmimi artır şunu yap, böyle demiyor. İhdine sıratel müstakim. En büyük nimet istikamet. Teslimiyet. İstikamet. Yani istikamet teslimiyetten çıkıyor. Teslim olanın neticesi istikamettir. Şimdi hikmetleri, illetleri tercih etmemek. Akli hikmetler nakli delillerin yerine geçemez. Akli hikmetler, nakli deliller var ya. Ya tamam bunda vallahi fayda görmedik, bu emir olmaz falan. Var ya böyle hadisi inkar edenler. Kafayı şeriflerine güvenen radiyallahu anhanlar var ya böyle ekranda. Bunların başlarından bir tanesi de Ümre'de beraberdik. Ben 5. kafilenin hocasıydım. O 1. yok 3. 1. kafilenin hocası. Hiç tanıyor beni. Öyle hadisi madisi inkar ediyordu. O Ümre'de 10 küsür gün asla. Meşhur. En meşhur, en tepedeki. Bakıyordum böyle, tetikteydim böyle. Tamam dedim, bir fırsat bana şimdi. Önde de mikrofon var, onda da var. Orta yolla gidiyor. Hadis maddesi inkar edeceğiz. Hadis maddesi inkar ettin, Hasan sana durur mu?
hadis, 10 mertebe hadis neyse. Yani aklın almadığı bir şeyi, dün bu kadar aklım vardı, şimdi bu kadar. O zaman değişecek mi hükümler? Aklım değiştikçe Allah'ın hükümleri yok sayacağım, var kabul edeceğim. Senin aklın kimmiş ki peygamber hadisini inkar ediyorsun? Ya. Üç noktayı nazar şu zamanın içtihadatın arzı yapar, semavilikten çıkarıyor. Halbuki şeriat semaviyedir ve içtihadat-ı şeriye dahi onun ahkâm-ı mesturesini isaretine semaviyedir. Ha, zannediliyor ki İmam-ı Şafii, iyi dinleyin burayı ama burayı. Bazı şeyleri diyorum ki iyi dinleyin, diğerlerine demiyor. Ama bunu iyi dinleyin. 12 tane ak mezhep var. 8'i iştevi olmadığı için, müntesipleri, tabileri olmadığından iştevsiz kalmış ama haktır. Mesela Davudi bir mezheptir. Ama 4 tanesinin iştevi olduğundan onlar aktiftir. Maliki, Hanbeli, Şafii, Hanefi. Değil mi? Şimdi zannediliyor ki bu mezhep imamları kendi ilmiyle Kur'an'ı okudu, koydu elini kafasına böyle, ahkam çıkarttı oradan. Dolayısıyla ben onun emrini dinlemesem, o da bir alim canım, ben de bir alim. Reyine karşı reyini korursun. Ve Allah der mi sana, şu alimin tespitine niye uymadın, haramdır. Ulan alimin tespitine uymamak haram mıdır? Değildir. Alimin içtihadı, ilmine, benim de ilmim var. Ama mezheplere uymak peki şarttır. Peki mezheplerin içtihadı, burada dedi şimdi, nedir diyor. Bak arkadaşlar, şu kiraz ağacını görüyor musunuz? Yaprağın var, kokusu var, rengi var, kütüğü var. Var da var, çuruğu da var. Hepsi nerede? Çekirdeğinde. Buradan çıktı diye bıçakla biz çekirdeği yarsak, yaprağı orada görebilir miyiz? Kirazı görebilir miyiz? Kur'an böyledir. Hayat ise kiraz ağacı gibidir. Kur'an'ın her bir ayeti çekirdek gibidir. Her bir ayet. Şeftali çekirdeği, armut çekirdeği, nane çekirdeği, kimyon çekirdeği, armut çekirdeği, havuç çekirdeği, böyle ayetler kabul edin bunu. Şimdi bir çekirdekte kocaman ağacın programı ne kadar birbirine yüklenmiş? Ne kadar var? Geldi fizikçi çekirdeğe, fizik noktasına baktı. Geldi bir tane kimyacı, ona kimya noktasına baktı. Geldi bir tanesi coğrafyacı, o da o noktadan baktı ve oradan mana çıkarttı, kütüphanesini yazdı. İşte mezhep imamları ayete baktıkları zaman 286 şualarda der ki her bir ayet, her bir ayetin manası, her bir ayette mutadit mana vardır. Her bir ayette mutadit, çok mana var. Her bir manada küllidir. Ne demek? Her asırda efradı bulunur. Aynı ayet Irak'a da bakıyor. Sibirya'ya da bakıyor. Ekvator'a da bakıyor. Kutuplara da bakıyor. Soğuğa da bakıyor. Peki o ayette ekvatorda yaşayana da cevap, kutupta da yaşayan. Ama kim çıkartacak bunu? Çekirdekte evet kiraz var. Ama yaprağı kim çıkartacak? Bir tanesi kirazı çıkartacak. Bir tanesi kokuyu çıkartacak. Bir tanesi kütüğü çıkartması lazım. Peki İmam-ı Şafii yaprağı çıkarttı. İmam Şafii kirazı çıkarttı. Ahmet bin Hanbel kütüğü çıkarttı. Maliki Hazretleri rengi çıkarttı. Kokuyu çıkarttı. Peki ben çıkartamıyorum. Yok mu? O zaman imamlar onu çıkartınca kendi kafasından çıkartmadı. Orada yığılmıştı. Üst üste konmuş. Ahkam-ı mesture denilmiş. Yani birbirini üzerine bindirilmiş gizli mestur, setr, ahkam var. Dolayısıyla imam şu, mezhep imamı Kur'an, asır. Bir daha. Mezhep imamı, üçgen bu. İmam, Kur'an ve hadis, asır.
mezheplerin anası İmam-ı Azam denir. İmam-ı Azam ayrı, İmam-ı Malik veya Şafii ayrı. Şimdi asra bakar imam. Bak şimdi. Müştehitler, müfessirler, mücedidler. Birer kelamla izah edeceğim. Cemiyete bakar. İkinci asır. Ne ihtiyacı var? Cemiyete bakar, cemiyete. Heh, bu hastalığı, bu ihtiyaçlarına edviye verir, ilaç verir Kur'an'da. Burada var. Nasıl görüyor? Bu ihtiyaçta bakınca gözüküyor. Ben külliyata, psikoloji diye bakıyorum. Dediler ki psikoloji de burada mı? Var mıymış? Öyle baktım çünkü. Ben nasıl baktım? Hapise girince psikoloji baktım. Ulan nasıl çıkacağım ben bundan? Bina içinde değil. Kafamda nasıl çıkmam lazım? İhtibaha ihtiyaç medeniyetin ustadıdır. Demek ki İmam-ı Malik geldi. Onun yaşadığı cemiyet farklı. Ha, Ahmet bin Hanbel Mısır'da yaşamış. İmam-ı Şafii İran tarafında yaşamış. Bakmış o topluma ne ihtiyacı var? Onu vermiş. Nereden vermiş? O aynı ayette ahkam-ı mesturesini verince. Peki o ayette battaniye gibi üstünü açtı. Verince onu verdi şu. Eczacı. Hasta. Eczane rafları. E şimdi ben sana verdim diye bu ilacı ben mi yaptım? Ben sana hastalığını tespit ettim. Verdim. İlacı yapan başka, onu koyan başka. Ben şeyim. Şimdi İmam-ı Azamlara, İmam-ı Şafii'ye uymak onun için dinen farzdır. Çünkü o kendi tilke-i kariyasının kendi tespiti değil bu. O ne diyor bir de okuyayım bak. Şu zamanın iştihadatı arzı yapar, semavilikten çıkarır. Halbuki şeriat, yani imamların ortaya koyduğu o şeriat hükümleri semaviyedir. Nasıl semaviyede adam söyledi? İçtihadat-ı şeriye dahi İmam-ı Malik, İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, Ahmet bin Hanbel radıyallahu anh mecmain, onun ahkam-ı mesturesini, yani Kur'an ve sünnetin bir bindirilmiş nihayetsiz manasını, ha sen hadis ve ayete tek mana diyorsan, o sen baştan kaybettin. Nihayetsiz manası var, bizim gibi değil beşer. Beşerden gelmemiş bu Kur'an. Ha. Nihayetsiz mana mertebesi paketidir bu. Ahkam-ı mesturesini, mestur ahkam vesini, gizli ahkamlarından cemiyete bakıyor. E, bu değil, bu da değil, bu da değil, yok yok bu gitmez. Bu 20. asır, yok. Niye sen almıyorsun 20. asır? Ben o zamanın imamı değilim. Ben kaçıncı asır? 5. asır, ver. Ver, aha sizin ilacınız bu. Buna müştehit denilir. Ne yapıyor? Sırf bunu itikat ve ameli veriyor. Müfessir var. Fatiha'dan girer, Nas'tan çıkar, tefsir eder, kendi ilmiyle, neyle? Sebebi nüzuluna bakar. Bu ayet niye gelmiş? Falan sahabe, falan sahabeyle kavga etti, bilmem ne oldu. Bu ayet gelmiş, ona göre izah eder. Bu müfessir. Mücedid var. Buraya kadar olsa, şimdi İslam kilitlenir. Mücedid demek, yeni. Cemiyet her 100 senede bir değişiyor. Sosyal yapısı, kültürel, örf, anane, gelenek, hepsi değişiyor. Akıl yapısı değişiyor. Kur'an çekirdek olarak duruyor. Ama böyle bir cemiyete, Kur'an'ın böyle bir cemiyete nasıl cevabı olacak? Ne yapacak? Onun için devamlı İslam online'dır, canlıdır ve yenidir. Niçin yenidir? Şöyle bir sistem getirdi. Bunu söyleyen Ortodoks Kilisesi'nin baş papazı Rus yani. Diyor ki İslam eskiyemez. Çünkü yöntemleri çok harika diyor. İsa geldi diyor beldeye, zamana bitti. Yani yeni gelişen hadiselere diyor elimizde bir şey yok. İslam bir tane neyi getirmiş? Müfessir getirmiş. Müceddit müştehit getirmiş İmam-ı Azamlar. Bir de asıl müceddidi getirmiş. O çok acayip. Mesela İmam-ı Şafii ilk müceddittir. İmam-ı Gazali müceddittir. Mevlana Halid-i Bağdadi müceddittir. Bediüzzaman Hazretleri müceddittir. Nedir o? Şimdi böyle bir cemiyete gizli olan Kur'an'ın cevapları var. Dur. Bu müceddittir. Bunlar farkı Fatiha'dan girip Nas'tan çıkmazlar. Müceddittlerin kitaplarında Fatiha'nın tefsiri nedir?
Kulazi bir Rabbin Nas'ın tefsiri nedir diye böyle bir şey göremezsiniz. Nedir o? Böyle Kur'an'a ne varsa onu verirler. Böyle Kur'an'ı tefsir etmezler. Toplumun ihtiyacını. Tamam? Canlı işte. İnsanı canlı tutan. Onun için her asırda Kur'an'ın dersi böyle canlıdır. Şimdi niye fazla durdum? Müştehitlerin ve mücedidlerin ahkamları semaviyedir kardeş. Beşeri değildir. Oradan çıkartılan, bak bir de okuyayım. Şeriat semaviyedir. İçtihadat-ı şeriye dahi onun ahkam-ı mesturesini izhar ettiğinden semaviyedir. Oradan çıkart. Sen kafanla, kafayı şerifin radiyallahu anh, o kafa, ben hadis değil. Nasıl bir kafayla anladın Özdin ya? Kafaya bak. Her an değişen bir duygulara sahip. Devamlı değişen, ey kalbim diyor Cenab-ı Hak. Her devamlı değişen, ya Rabbi şu kalbimi sabit kıl senin rızanda diye dua etmiş peygamber. Biz nasıl oluyorsun daha Ramazan'da tarih nasıl alacağımızı bilmiyoruz ya. Ramazan'da diğer zamanda nasıl tarih alacağımızı bilmiyoruz. Hı? Ya nasıl oluyor? Bir tane söyledim biliyor musun? Kırıkan'da pamuğun işte önceden para verip tarladan şey yapmak, satın almak daha çıkmadan falan. O iştihad ediyorlar, bir araya geliyorlar. Üçtak tane hoca duydum. Ondan sonra geldi bana. Tabii kızıyor. Dedi ki, ya dedi bizim dedi iştihad yapmamıza mani oluyorsun dedi ya duyduk dedi ya. Dedim ya, hoca dedim, Ramazan diyor. Ramazan'da bu millete nasıl taharet alınır, ne anlatmıyorsun dedim de. Oruçtan sakata sokuyor. Anlamadım dedi, sen benimle dalga mı geçiyorsun dedi ya. Tahareti mi önüne, ne tahareti dedi. Dedim Ramazan'dan önce, Ramazan'dan sonra. Farklı mı diye bunlar? Ha bunu öğren, sonra bu öşür möşür bu tarlada canlı iken mal satılır mı satılır. Sonra iştihat edersin. Bir biyolojiyi öğren. Kadın hükümleri, kadın hastalıkları uzmanı olmasa, o konuda uzman olmaya oraya nasıl hüküm ahkam getirir? Ne kadın o günlerdeki psikolojisini bilmiyor ki. Sen ne olur da Kur'an okusun. Bilmiyor ki. Takozov hiç bir adam. Kur'an ne okumasın diyor. Kafa işte bu kafa. Ha? Kafa. Doğdu diyor. Ne olacak diyor. Ya hangi gün doğdu? Hangi saat doğdu? Mayıs'ta mı doğdu? Gazetelerdeki şey değil. O aslı, o sulandırmışlar. Yani ay doğdu, niye doğdu, hangi bu Kasım, Aralık'ta bunlar hepsi, hepsi değişik. Ya. Ha cemater günü olur diyor. Fiziği bilmiyor ki, astronomi ilmiyi bilmiyor ki. Bu radiyallahu anh ezberlemiş, yansıran en sürü. Elhamdülillah Rabbil Alemin, alemlerin Rabbine hamdolsun. Errahman Rahim, o Rahman ve Rahim daha bildi. Allah ya. İngilizce, Arapça çevirmek iyi değil mi? Arkadaşlar son cümlem olsun, ikinci paragraf okuyayım. Biliyor musunuz? Şiir tercüme edilemez. Şiir. Şiirden şiir imal edilir, üretilir ama şiir tercüme edilemez. Bir Rus şiirini Türkçe'ye çeviremezsiniz. Anladığınızı ona yakın bir şey dizersin. Nazm-ı Mani, o şiirdeki nizama yapamazsın. Çünkü o kelama Rus toplumunun yüklediği mana ayrı, senin yüklediğin ayrıdır. Mesela siz Kırıkan'a gidin de yolda incir satanlara sorun, incir kaç para? Sorun da sopayı nasıl yiyorsunuz? Ama yabancıysanız bir şey demiyor. İncir orada başka mana ifade ediyor. Yemiş diyeceksin. Ben dedim bu incir ne kadar dedi? Yolcu musun dedi yolum. Bak dedi sana bir tavsiye, buna incir deme burada. Yemiş de diyor. Arabistan'da da diyor hurma deme. Tamam. Ha ona incir başka bir şey diyorlar. Vettini ve zeytünden gelmiş onlara. İncire ve zeytin yemin ediyor ya. İnciri de o şeye manaya göre demişler. Yani her kültürde yani şiir tercüme edilemez. Şiirden şiir üretilir, türetilir, imal edilir. O değildir. Ondandır. O değildir. Müştehitlerin bütün ahkamları hep mi oluyor? Hepsi, müştehitlerin ahkamları hepsi semaviyedir.
Ya Rabbi, ustadıma, zatına yakışır gibi muamele etti. Ne güzel izah etti ya. Ya. Yani 482 sözler. Hocam ben bir soru soracağım da kapatmasın. Bu mezhepler, yani şey biliyorum, biraz belki çok özür dilerim. Çok enteresan. Bu peki, müştehitler geliyor, hani dedin ya, bakıyor, reçeteyi asra göre veriyor müştehit. Tamam, tamamen. Peki bu, dese ki şöyle bir soru gelse, peki abi bu mezhepler 12'den 4'e düştü, hani tabi, tabi olanlar. Peki bu mezhepler niye güncellenmiyor? Nasıl bir cevap verecek? Güncelleniyor işte. Hayır, mesela İmam-ı Şafii, ondan sonra niye gelmemiş başka mezhepler? Ha, şimdi 12 taneydi de niye müntesipleri? Veya 4'ten sonra niye gelmiyor müştehitler gibi? O manada ve diye. Olacak. Şimdi bak, güzel bir soru da. Niye 12'den 4'e düştü? Sonra Allah Resulü'nün tabiriyle ahir zamanda teke düşecek. Değil mi? Evet, Mehdi İmam-ı Azam'ın kavliyle olacağını Peygamberimizin hadisi var. Diyor ki, o zaman Adapazarı'na bir peygamber gelmişti, Edirne'de de bir peygamber vardı. Çünkü muhabere, haberleşme yoktu. Birbirlerinin varlığında haberdar değildi. Dedem demişti ki rahmetli, oğlum dedi, biz pazara gittiğimiz zaman çok büyük felaket oldu. Ama bizim orada değildi fazla. Yukarıki dağlardan yonga deriz. Yani kiremit olarak ağaçları keserler ufak ufak, kiremit olarak kullanırız. Sel felaket olunca yukarıdan yongalar geldi. Dedik ki yukarıda şehir var. Yani medeniyet var. Bilmiyorduk. Ha? Şimdi dolayısıyla muhabere olmadığı için bölgelerden birbirine haberdar değil. Allah'ın nurunu mahrum etmemek için bunlardan her bölgeye bir peygamber gelmiş. Onun için 124 bin peygamber. Şimdi gerek yok. Ha, öyle bir zaman gelecek ki diyor, gelmiş usta zamanda, medeniyet hazıra küre-i arzı bir şehir hükmüne getirmiş diyor. Şimdi mesela Endonezya'da olduğu anda bir şey dakikada buradadır. Ha? Dolayısıyla bölgelerin fiziksel, kültür farkları, yani fiziksel fark var ama kültür, eğitim, anlayış neredeyse eşitleniyor şimdi. Mesela Filistinli de, bir Türkiye'li de, Cezayirli de, Sibilyalı da İslam hakkında İttihad-ı İslam'ın eksikliğini, İslam birliğinin olmaması izdirabını çekiyor değil mi? Tek olmuşuz. Eskide bir TRT vardı, ihtilal oldu, bir hafta sonra duydu memleket. Bugün TRT tek başına olsaydı 15 Temmuz'da ihtilal maksadını varmış olmayacak mıydı? Adam cep telefonuyla taktı, böyle dalina mı etti? Bir köy haline geldi. O zaman insanların anlayışları, kültür yapıları uçurumluktan çıkıp birbirine yakın oldukları zaman, şeyde söylüyor Asar-ı Bediye'de, mezheplere ihtiyaç teke cem olacak. Tek. Şimdi 12 taneden niye 8'e düştü bir tane şey? Şimdi niye çoğalmıyor değil, düşmesi gerekiyor senden. Çünkü kültür birbirine yaklaştı. Eskide mesela şeyde vardı, Hazar Denizi'nin orada bir mezhep vardı. Neydi adını unuttum, Cafer'le alakalı bir şey, Cafer'i değil de. Onunla alakalı bir mezhep vardı. Niçin şey oldu? Baktı ki Şafii İran'dan, Türkiye'de Hanefi derken eridiler yani, birbirimize yakın olduk. Baktı ki aynı. O zaman onu intisap etmeye ihtiyaç olmadı. Mesela diyelim ki ben memurum, polisim, öğretmenim. Hakkari'ye gittim. Hanefi mezhebinden imam pek yok. Nereden soracağım çoluk çocuğumun, hanımımın veya efendim kendi özel sorularımı? Hanefi imamı yok. Orada görev yapana kadar Şafii mezhebini taklit edebilirsin. Çünkü sen mezhebinde mercin yok. Veya geldi Şafii. Şafii müntesip bir tane memur geldi. Gelsin de İstanbul'da zekat versin hadi. Veremez ki. Nasıl vermez? 7 tane ayrı sınıf insan göreceksin. Paranı, zekatını 7'ye böleceksin. Ama Hanefi'de bir fakire verdim. Tamam. Gördün mü? Salih böyle yaptım ben. Şafii. Şimdi Şafii ne geliyor? Şafii mezhebinde olanlar tüm İstanbul'da, şehirlerde Hanefi'yi taklit edip zekat veriyor. 7 sınıfı nerede görecek? Peki niye? O zaman buna ihtiyaç vardı. Yolda kalmış vardı.
yolda kalmış vardı, seyahat ediyorlardı kervanla. Tamam? Şimdi öyle değil ki. Telefon ediyorum abi. Adnan şurada kaldım. Tamam abi, çekici getiriyor. O zaman misafir oluyorlar. Ama tam bitmedi. Mesela ben Sivas'ta kaldım. Bir köye sığındık 11-12'de gece karda. Aks kopmuştu. Haç'ta dönerken. Allah Allah onlardan razı olsun. Şeydi. Şey milleti Sivas'ta. Çerkez. Acayip bir köye gelmişiz. O kadar dindar, misafirperver. Bizi odaya koydu adam. Kapatırken şunu dedi. Hoca efendi, biz Çerkezler burada. Namusunuz, canınız, malınız garanti altındadır. Biz yok olmadıkça bunlara zeval gelmez. Rahat yatın. Ama ahir zamanda tek şeye cem olacak, tevhid edilecek diyor. Mesela seferde namaz kastedilir, iki rekat kılınır, şu ruhsat-ı şeriyenin illeti seferdir, hikmeti ise meşakkattır. Namaz iki rekat niye kılınır? İlleti yani Allah dediği için. Ama niçin dedi? Niçini araştır. Ha, demek ki o meşakkatmış, bir tanesi bir boymuş. Sefer bulunsa, uçakla gidiyorsun sefer ama meşakkat hiç yok, 45 dakika sonra ineceksin ama 3 saat mesela, almaya 3,5 saatte gidiyorum. Akşam namaz okundu ama akşam namazı 1,5 saat. Akşamım gidiyor. Bak şimdi, akşam gidecek. Ne yapacağım ben şimdi? Uçakta da kılamıyorsun. Ha ben kıldım. Genel bir yol değil. Ben kılıyorum. Söylerim yani dinle ama kadındır şurada ne yapacak? Hanefi mezhebinde cem ve tehir bir yerde olur. Haçta oluyor. Tamam. Ama oraya ne yapıyorsun? Akşam girdi mi? Akşam girdi. Hem bir şey anlatıyorum size. Akşam girdi. Kılamayacağım kardeşim, geçiyor. Kazaya kalacak. E kıbleye de uçak durmuyor ki. Almaya böyle gidiyorum. Kıblem kaldı buraya. O zaman ne diyorsun? Akşam girdi mi? Abdest almana da gerek yok. Eğer yapabiliyorsan kumaşta abdest alabilirsin. Yani teyemmüm. Kumaş. Kumaş toprak cinsindendir. Kıbleye dönebiliyorsa yapın. Tamam. Ama genel bir yoldan bahsediyoruz. Yapamadım. Şöyle ezan okundum. Bak mezhebi nasıl şey yapıyorum, taklit. Ya Rabbi niyet eyledim. Hanbeli mezhebini takliden akşam namazımı yatsı namazıma tehir ettim. Tamam geçti yatsıya. Uçak indi. Gece 1'deyiz. Akşam yatsıyla kılacağım. Gece 1'de akşam mı kılınır? Evet. Hem de kaza değil. Daha yatsı kılmadan orada tehir ettim ya. Diyorsun ki ya Rabbi niyet eyledim. Hanbeli mezhebini takliden akşam namazının farzını kılmaya. Kaza değil ha. Görüyor musun? Mezhepleri birleştirdi. He. Yani ihtiyaç. Taklit ettim bileceğim. Peki tehir ettim. Tersini söyleyeyim. Ya uçağım kalkacak şimdi, öğleni kıldım. 15 dakika sonra ikindi okunacak. Uçağım kalktı mı ben ikindiyi kılamayacağım. İkindi gidiyor. Öğleni kıldım. Ha o zaman öğleni kıldım mı? Diyorsun ki ya Rabbi Hanbeli mezhebini takliden ikindi namazını cem etmeye. Şimdi kılmaya kılıyorsun. Diyelim uçak indi ama bir baktın ki ummadığım bir şey, daha vakit var ikindi çıkmasına 15 dakika. Hemen o zaman düşer. Hemen kılıyorsun. Öğleyini ikindiye, ikindiyi öğleyine, akşamı yatsıya, yatsıya akşamı cem ve tehir edebiliyorsun. Bak, şu nimet ilahiye bak. Eğer tek mezhep olsaydı, çelik gibi esnekliği yok. Yaptın yaptın, yapmadınsa gitti. Şu nimete bak. Çıkış yolu ya. Şafi'ye göre zekatı verdin verdin. Nasıl verecek İstanbul'da 7 sınıf ayrı ayrı insan? Zekatı nasıl verecek? Şafii Hazretleri'ne, Şafii mezhebine göre insan çalışıyor. Metre bilmeyecek mi? Kadına temas ediyor. En üçü kalkıyor. Abdest gitti. Hani ne yapıyor? Hanefi taklit ediyor. Bak ben de uçakta Hanbeli'yi taklit ediyorum. Yani hem ikindiyi öğleyine cem ediyor. Yok. Olmazsa baktım öğleyin gidiyor. Ya Rabbi Hanbeli mi? Ama vakit çıkmayacak.
Ya Rabbi, Hanbeli mezhebini takliden öğle namazımı ikindiye tehir ettim. Gidiyor oraya. Ondan sonra gidiyorum havalimanında, eve gittiğim zaman. Kaza değil ha, normal namaz kıldım. Sana mı? Ha. Şimdi diyelim ki aklından çıktı, öğle namazını bir şey yapamadım. Hani ikindi okundu, tam o anda hatırına geldi. Orada Hanbeli şey yapabiliyor musun? Şimdi öğleyin hatta köyden şeyde çalışıyordun. Aa öyle ezan okundu ikindi. Eyvah! Öğlen gitti. Dediğin zaman öğlen hakkında şöyle bir şey var. İhtilaftan istifade et. Bunları ömrümüz yollarda geçtiği için, insanlarla geçtiği için bunlar çok hoşumuza gidiyor. İyi biliyoruz bunu. İkindi okundu. İmam Azam diyor ki bizim Hanefi mezhebinde imam kaç tanedir? İmam en? 3. Ebu Yusuf, İmam Ebu Yusuf, İmamı Muhammed Eşşeybani, bir de İmam Azam. Bunlardan bir tanesi içtihat etse ruhsat olur, ikisi bir yerde olsa azimet olur. İmam Azam dedi ki, İmam Azam tek, İmam Ebu Yusuf'la İmamı Muhammed Eşşeybani tek. İmam Azam dedi ki, bana göre öğleyin Resulullah'ın şu hadisine, daha ikindi okundu ama daha girmedi. 45 dakika var. As-ı sani, as-ı evvel, as-ı sani. O zaman İmam Azam'ın içtihadına göre öğleyini daha ikindi okunsa bile kılabiliyorsun. Zorunlu ama ikindiyi de 45 dakika sonra kılacaksın. Sadece öğlen için mi geçer? Öğlen için. Peki, ikindi mesela diyelim ki akşam okundu, ikindi geçmiş olsun. Onlar. O şöyle. Bunlar da pek olmaz da, bu rahmet-i ilahi şeyi var, böyle dalıyorsun ama sabah ziliniz çaldı değil mi? 5 dakika sonra kalkacağım demek, ben kılmayacağım ya Rabbi demektir. Çünkü 5 saat yatıp kalkamadınsa, yani sana etmediyse 5 dakika sonra kalkamayacağız. Tamam. Şimdi ben bu kadar izahlar falan niye yaptım biliyor musun? Hem hayatın içerisinde olsun, hem illetle hikmet farklıdır. Ondan sonra içtihat o mezhep imamlarında inşallah kalmıştır. Yani kendi tilke-i karyasına bilgilerini birleştirmesinden doğan değildir. Bilgileri casus gibidir, dalgıç gibidir. O paketten çıkartıyor. O zaman o paket kiminse manada onundur. 286 idi. Her bir ayet külliidir. Her bir ayetin mutadit manası vardır. Bak, her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir ayette küllidir, her asırda efradı bulunur. 286 diye kafama kalmış. Bak göstereyim. Dolayısıyla niçin söylüyorum? Çünkü 296. O imamlar o ayetlerden çıkartıyor. Her bir ayetin mutadid, çeşitli manası var. Her bir ayette küllidir, her asırda efradı bulunur. 286 dedik, değilmiş. 286 mı dedim? Yok. Bak, iyi ki baktım. Kaç tane? Her asırda efradı bulun. 284 mu? Bak, görüyorum. Bu yeni kitap mı? Yukarı eski. Eski. Ondan sonra niye bulamadık? Sonra kalacaktı. 268. Bak, 268. 286 demiştim değil mi? İki rakam yerleşmesi. De olmaması lazım Hasan. Demek ki fazla okumuyor. 268. Ha, onu göstermek istiyorum size. Fazla okumadım ben. Her bir 286, 268. 8'de 6. Her bir ayetin mütadit manaları vardır. Bu mezheplerin çıkarttığı şeyden ikide bir tekrar ettiğim hikmeti bu. Hem her bir mana küllidir, her asırda efradı bulunur. Yani vela rabbin vela yabisin illa fi kitab-i mubin. Kur'an'da yaş kuru her şey var. Adam gelmiş, hakikaten bu ayette böyle mi diyor İmam Azam. İmam Azam'a diyor. Olmuş yani, Fıkıh-ı Ekber'de yazıyor. Ondan sonra adam demiş ki, şüphem yok ayetten ya imam ama tatmin olmak istiyorum. İbrahim Haşir hakkında
tatmin olmak için Allah'tan delil istedi ya, ölüyü nasıl dirilteceksin gör. Ben de bu yani vela rabbim vela yabisin illa fi kitabim mübin, yaş kuru Kur'an'da her şey var. Varsa diyor senden bir şey isteyeceğim diyor. Madem Kur'an'a biraz dalgıçlık yapıyorsun. Tatmin olmam için. Ben diyor 3 gün önce devemi kaybettim diyor. Komşu Arabistan'da. Nerede diyor. Dönüyor böyle. Ondan sonra Fatiha okuyor. Ne okudun gerisini bilmiyorum. Fatiha dönüyor. Falan vadide, falan yerde şu anda ötlüyor. Sağ diyor falan yerde. Tamam imam diyor. Ama kimler bunlar? Gidiyor geliyor. Tasadduk ediyor talebelere. Kim bunlar? Bugün Mehmet anlattı. Kim biliyor musun? Hazreti Osman namaz kılarken develerin sesi gelmiş. Namazda ulan acaba benim devem mi? Devem de var mı burada? Namazına, huzuruna mani olduğu için o develerin hepsini tasadduk etmiş. Namaz kılarken hatırına geldi ya. Ulan ayak sesleri, çıngıraklar falan sesler geldi. Acaba benim deve de burada mı ya? Devem de var mı? Benim devem de var mı? Acaba benim devem miydi? Namazıma, huzuruma mani olduğu için o develeri tasadduk etmiş. Ben de diyorum ki o da Kur'an anlıyor, ben de anlıyorum. Ulan hiç utanmıyor musun sen ya? Allah'tan korkmuyor musun? Hiç utanmıyor musun ya? Ben de biliyorum, o da biliyor. Şu ruha bak, o ruh açılmayacak da bana mı açılacak? Ya, o develeri tasadduk etmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, bu İslam ordusunu kim donatacak diyor. Ondan sonra Hazreti Ebu Bekir'e şeyini veriyor. Ondan sonra kalkıyoruz. Onlar da adam, ben de adamım. He oğlum he, sen de adamsın. Nerede adamsın biliyor musun? Adam olmadığı yerde. Ya şu acayibime gitti develeri. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hazreti Osman'ın o şimdiki şey gibi değil ki. Halk kuraklıkla kırılıyor, ölüyor. Yahudi'de kuyudan çıkanı testiye bir 10 satıyor. İster içme. Kim bulacak parayı? Kırılıyor ya. Çocukların dudakları patladı, ciğerlerin susuzluktan. Resulullah anlatıyorlar. Ne yapsın Resulullah? Nasıl kazacak kuyuyu yeniden? Hazreti Osman 1'e 10 veriyor. O kuyu satın alıyor Yahudi'den. Ve Allah Resulü'ne hediye ediyor ve ümmete bağışlıyor. Allah Resulü'nün gözleri doluyor ve kıbleye dönüyor. Ya Rabbi, Osman'ın bu verişi karşısında ben aciz kaldım. En iyi karşılığı sen verirsin diyor. Cebrail Aleyhisselam nüzul ediyor. Allah karşılık veriyor. En iyisi karşılığı sen verirsin diyor. Ve cennet vacip oluyor. Kimisine ilimle vacip oluyor. Kimisine fedakarlıkla. Kimisine cömert sıfatına. Kime niçin olacağını bilmiyoruz. Hangi sıfat bil? Senin önde çıkan sıfat. Şimdi bu insan da Kur'an anlıyor, ben de anlıyorum. Yani boyun ölçüşüyoruz. Boyunun haddini biliyor. Bunlar da insan. Peki cennet vacip olunca ne yaptın? Ben olsaydım, yeterim, keyiften, bitti lan garanti. Allah garanti. Allah vazgeçer mi sözünden? Böyle anlamamış. Bu benim imtihanım şiddetlendi demiş. Fe subhanallah ya. Ulan cennet oldu daha Allah diyor bunu. Yok bu benim imtihanım şekli değişti diyor. Ya Rabbi. Bunların şefaatine bitsin mahrumetme ya. Bunların hürmetine. Bunların taşıdığı imanın hürmetine. Müslümanları affetme rahmet et ya Rabbi. İşte şu hakikatin aksine olarak şu zamanın nazarı ise maslahat ve hikmeti illet yerine ikame edip ona göre hükmediyor. Bu zamanda illet mi? İlleti koyuyorlar hikmetten de. Kafamı yatıyorsa tamam. Hu kafayı şerif radiyallahu anh. Kafaya bak yani. Şu zamanın nazarı maslahat ve hikmeti illet yerine ikame edip oyun şey yapmıyorum ha. Televizyonlarda çıkarım. Kafamıza yatıyor. Sizin kafanıza yatıyor mu diyor ya. Yatmıyorsa hadis değildir. Fesva ya. Bazen hususi olan hadisi has ve hususi. Gidiyor bu adam am ve genel yapıyor.
umumi, am ve umumi. Has ve hususu olan ahkamı genelliyor. Bunu kasten yapıyorlar. Nasıl anlarsınız? Televizyona çıkanların hakikaten bu Allah içindir. Bu fitne içindir. Nasıl anlarsınız biliyor musunuz? İslam'ın ustad der, ahkamı 100 kabul edilirse 90'ı esasattır, zaruriyattır, musallamattır, muhkemattır. İçtihat yoktur. Vakı musallamatı zekat. Namaz kılın, zekat verin. İçtihat yok imam. İmamlar nerededir biliyor musun? Mezhep imam. %10'da. 90'da değil. 90 nettir. Onu da anlattım. Niye? Asırdaki yani toplumda toplumların uçurumlarından, fiziksel farklılıklarından, kültür farklılıklarından birleşene kadar. Sonra bir olacak. 10'da 9'u net ahkam var iken gidiyor 10'da bir içtihadi ve müteşabihat ayetleri var. Yedullah, Allah'ın yedi. Yeçullah, Errahman alel arşisteva, Allah işte oturdu gibi. Birincisi, %90 esasatı bırakıp %10 içtihada dokunan, onu öne çıkartan, insanlara lazım ve zarur olan şeyleri bırakıp teferruatta ihtilaf çıkarıp boğduran, kendi kafasına göre ayete ve hadise mana verip insanlara inkar ettiren insan art niyetlidir. İslam ve din adına değildir. Fitnekardır. Onları kaşıyor. Peki nasıl diyeceksin? En masum ifadeyle ahmaktır. Sadıkul ahmaktır. Veya münafıktır. Münafığın kafirden farkı, münafık içimizdedir, kafir dışımızdadır. Kafir dinimize hücum eder, münafık 9 tane doğru söyler, 1 tane yalanı sokar. İhtilafi meselelere ve zarureti bırakıp ihtilafı meseleleri ve müteşabih ayetleri ve hadisleri kaşıyan o ya ahmaktır ya zındıktır. Ölçü bu. Çok kolay. En masum adama diyeceksin ki bu ahmak. Ben mesela televizyona çıksam bu kadar zorladıklarına da ne anlatırım sizce? Tevhid değil mi? Bu konuyu anlatmam. Bu ki içtihat. Ben ne kadar lazım bu mezhebi anlatsam ne kadar hoş olur. Namaz ne? Namaz. Niye namaz? Niye oruç? Tamam, niye insan kendisini kötü hissediyor paketi altında? İçsel yapı insan. Ruhunun neye ihtiyacı var? İman ihtiyaç mıdır? Allah ihtiyaç mıdır? Oruçtan, namazdan, zaruriyattan bahsedeceğiz. Tamam. Yok. Şey, Allah razı'nın yok. Şundan, bundan, kaderden, bu topluma kaderden. Allah'a iman daha yok. Kaderden dem vuruyor. Kaderi getiriyor. Yok Resulullah'ın hacamat kanını getiriyor. Bir tanesi kader şey değil diyor. Allah Allah. Bu millet kadere mi ihtiyacı var? Allah'a bilmiyor daha. 6 tane iman esasının 5'ini bilmeyene daha onda kanaat olmayana kaderden bahsedilemez. Hatta aşırıdan da bahsedeyim. İlk önce Allah'ı anlatacaksın. Ölçüler artık nettir. Nasıl çıkartıyor? Biraz önce anlattım. Uygula işte. Tak tak tak. O kadar kolay. Peki misal. Niye bizim gibiler çıkmıyor televizyona? Böyle o yapıyorsun. Ne fark var işte? Ya, nefsim istemez mi? Ya, öyle kaygan bir zemin ki, öyle güzel niyette gidiyorsun, ayağını kaydırıyorlar. Öyle bir kaygan zemin. Kaymamak istiyorsan, piste çıkmayacaksın. Bakmak istemiyorsan plaja girme. Bakmayacağım deyip plaja giren yalan söylüyor. Çünkü bakmamaya, girmemeye gücü yetmeyen, içeri girdikten sonra bakmamaya gücü yetmez. İçeride neler içiriyorlar, neler yapıyorlar, neler teklif ediyorlar, ne karşına kimler koyuyorlar biliyor musun? Ya Harut Marut güzel kız geldi mahkemeye de iki melek gerisin indi. Adamların fren balataları yağlandı, fren tutmadı da. Harut Marut ya melek ya. Benim ayağım kaymayacak, senin kaymayacak.
Ayette yaklaşma diyor. Evet, ayette zina yapma demiyor. Yaklaşma. İmam Azam demiş ki talebe sene, padişahlar suzandır, yakar, yaklaşma. Peki, işte şu hakikatin aksine olarak şu zamanın nazarı ise maslahat ve hikmeti illet yerine ikame edip ona göre hükmediyor. Elbette böyle içtihadat arziyedir, semaviye değildir. Yani kafama yatıyorsa doğru, yatmıyor. Hadis değil. Oo, Allah Allah. Allah hadisi inkar etmek. Ayeti inkar etmeyin ne iyisi. O ne diyorsa alın diyor. Ben söylediğimi söylüyor diyor Allah. İn huve illa vahyun yuha. Abi hadisleri inkar etmiyor ki adam hani kendi kafasına öyle şey yapıyor insanlara. Hani ravilerde diyor hata var diyor. Onları ravilerde hata. Şimdi böyle ahkam olmayan, esasat olmayan, zaruret olmayan, am ve hususi olan hadisi genel ve umumi yapıyor. Bilerek yapıyor bu adam. Bu millete diyor ki akşam sabahtan akşam işten gelmiş, çalışmış, gelmiş, televizyona durmuş. Size soruyorum diyor, kafanıza yattı mı diyor. Tabii ki yatmaz bu cemiyetin kafası. Her gün namazda 5 defa Fatih okumak kafaya yatıyor mu? Ulan değişiklik olmaz mı ya? Oku bakayım Türkçesiyle namaz. O keyfi alacak mısın? Alemlerin Rabbine hamdolsun, o Rahman ve Rahim'dir, haşrin sahibidir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim. Hani kafaya sor. Bu esas. Peki bu ne olacak? Bu illete bak, şey, bu hikmete bakmıyorsun biliyor musun? Bu illete bakar kafa, kalp illete bakar. İkisini cem edersen hakikat olur. Kafa, akıl, hikmetle. Kalp, illetle. Allah dedi mi bitti. Benim babaannem hikmeti mi var? Onun kadar dindar mıyız? Ama benim kadar ilmi yoktu. Ama onun kadar benim takvam yoktu. Taklam var yani. Ben illete bu bakıyor. Kalp. Hikmete bu bakıyor. Cem olursam hakikat olur. Çok acayip. Kim girmiş bunu kanatlarına? Bilmiyoruz ki. Şimdi okuyayım, bitiriyorum şunu. Saatim geldi. Dokuzuncu nükte. Ha şimdiye kadar 482'den okudum sözlerden. Mesail-i şeriattan bir kısmına taabudu denilir. Aklın muhakemesine bağlı değildir. Emr olunduğu için yapılır, illet emirdir. Ya, şuraya bak ya. Mektubat 397 de geçiyor. Bak neymiş? Şeriatın bir kısmı taabudu denilir. Yani bir hikmete, bir maslahata hükmeye bakmıyor. Bağlı değildir. Emrolunduğu için yapılır. İlleti. Niye yapıyorsun? Vallahi Allah dedi ya. Her yaptığını, yaptığımızı, hikmetini bilmiyoruz ki. Bilmekle de emrolunmamışız zaten. Bir kısmına makulu mana tabir edilir. Yani bir hikmet ve bir maslahatı var ki o hükmün teşhine müreci olmuş. Yani mutlaka vardır. Allah hakim, hikmet sahibidir. Abes bir şey teklif etmez. Ama ben bilmiyorum. Sen mesela mesleğine söyleyeyim. Arabayı açtı kapot. Bir şeyler ses geldi, stop etti. Ne yapacak? O küzüntüne baktı, bakacak. Ona neresi bozuk yani? Her şey tamam de. Bilmez ki içerisini. Fakat sebep ve illet değil. Çünkü hakiki illet emir ve nehilâidir. Hakiki illet nedir? Allah emrettiği için yapılır, nehyettiği için yapılmaz. Ha sen araştır, hikmet sahibi ol. Araştırmadın, hikmetin yok diye illeti inkar edilir mi? Şairin taabudi kısmı, mesela takke, tesettür, cami, minare vesaire. Bunların bez parçasıdır, hikmeti bu. Bayrak, bez parçası, hikmeti bu. Niye Türkiye'ye kalkıyor Yunanistan yaktığı zaman? Lan ses mi yaptı? Benim tekstil şeyim, kumaşım. Ben boyadım. Türkiye ne yakalıyor? İstediğim boyarım yakalım. Kumaş benim değil mi? Değil işte.
O hikmet illeti nedir? O devleti temsil ediyor. İlleti o. İşte şair İslami var ya şair. Şair. Örf, anane, kültür ve geleneği, geçmişi geleceğe taşıyan simgelerdir. Bu donmuştur, ruhtur. Mazinin ruhaniyatı var bunda. Bunu gören Bulgar eşeğini hatırlamaz diyor Mehmet Akif. Tamam. Şimdi tesettürü minareyi veya Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tanrı uludur, Tanrı uludur. Yoktur ondan başka tapınacak. Tanrı, Hristiyanlar da Tanrı diyor. Ama Allah demez. Niye Tanrı demiyorsun, Allah diyorsun? Komünistlere sor. Hristiyanlara sor. Allah diyorlar mı, Tanrı mı diyor? Demek ki şair-i İslamiye geçmişin ruhaniyetinin cisimleşmiş semboludur. Onun için adamlar, İslam düşmanları ilk önce bu sembolleri kaldırmaya çalışmış. Ne istiyorsun mezar taşlarını? Tuvalet taşları yapmışlar. Şehir sularında kanalizasyon duvarlarını yapmışlar. Niye ilk önce şairi yok ettiler? Ne istiyorsun ya tabii? Çünkü şair, tabudi kısmı makul mana tabir edilir. Şairin tabudi kısmı hikmet ve maslahat onu tayir edemez. Ya şimdi şeydir ya bu zamanda değil. Hayır, bu simgedir. Niye Migros'un sembolü öyledir biliyor musunuz? Değiştirelim. Ya. Yani öyle boyayı ve hayvanları ve simgeyi tesadüfen mi yapmışlar? Ticaretten anlarsan biraz anlarsın bu reklamdan da. Ne mesajdır, ne simge ediyor. Ya, hele siyasi böyle askeri hareketler bilmem ne. Ne mesajlar değil mi? İşte takkeler de yani kilise mesela. Haç burayı demir. Demir canım ne olacak ya? Ne var ki bunda? Taşısan ne olur? Demir taşıyorsun. Niye taşıyamıyorsun? Haç. Ne var ya? Haç taşısan ne olacak? Demir değil mi? İmanla ne alakası var? Şapka, fotel, imanla ne alakası var? O bir semboldür. O unvandır. Bir alamettir. Tamam mı? Simgedir. Ha bilmiyorsan. Sen zaten bilmiyorsun. O zaman teslim ol. Hikmetini bilmesen bile illetini bil. Ne diyor? Şairin tabudi kısmı hikmet ve maslahat onu tayin edemez. Tabudilik ciheti tereccüh ediyor. Ona ilişilmez. 100.000 maslahat gelse onu tayin edemez. Yani ama değiştirsek de şöyle tesettürü şey yapsak ne bileyim. Ya çok hikmetler var ya, insanlar yanıyor ya. Çok ilginçtir. Kadın açılıyor. Aynı toplumda erkek açılmıyor. Lan o da bu güneşin altında. Çok tuhaf lan. Herkes kot pantolonla dolaşıyordu sıcakta. Pantolonla dolaşıyor. Lan o da ısınmıyor mu yani? Yani acaba bunu değiştirsek? Allah dedi mi bitti. Allah örtün dedi. Niye örtün? Bilmem. Bilmem. Kafam çalışmaz. Ha kafayı çalıştır. Hikmet sahibi ol. Alim ol. Çünkü diye sırala. O yol açık ve takdir edilmiş. Ve çok teşvik edilmiş. Çözün, millete anlatın diyor. Öyle de şairin ifadesi yalnız malum mesalihtir denilmez. Öyle bilmek hatadır. Belki o maslahatlar için çok hikmetten bir faydası olabilir. Mesela ona ait bir örnek veriyor. Bak hikmetle illet arasındaki farkı ve dersi kesiyor. Mesela biri dese ezanın okunması hikmeti Müslümanları namaza çağırmaktır. Şu halde bir tüfek atma kafidir. Ezanın manası neymiş hikmeti? Müslümanları camiye çağırma. Tüfek atalım. Haydi cemaat namaza desek. Hem de Türkçe biliyor. Olmaz mı? Bu hikmetidir. Hayır olmaz. Niye olmaz? Halbuki o divane bilmez ki binler maslahatı ezani içinde o bir maslahattır. Tüfek sesi o maslahatı verse acaba Nevi Beşer namına yahut o şehir ahalisi namına hilkat-i kainatı netice-i uzması ve Nevi Beşer'in netice-i hilkatı olan ilan-i tevhid
ve rububiyet-i ilahiye karşı izhar ubudiyet vasıta olan, izhar rububiyeti vasıta olan ezan yerini nasıl tutacak? Mesela ezan insanları camiye çağırmak değil. E gelmedi evde kılıyor. Ezan da ana gaye neymiş? Şu, o şehirde yaşayan Müslümanların, arzda yaşayan Müslümanların sema alemine karşı nevi beşeri namına yahut şehir ahalisi namına hılkat-ı kainatın, Allah bizi niye yarattı? Netice-i uzması, büyük, en büyük gaye bizi niye yarattı? O netice-i uzması ve nevi beşerin hılkatı olan ilan-ı tevhidmiş. Allahu Ekber, Allahu Ekber demek bizi Allah yarattı. Bu memleket Allah'ındır. Sema ve arz Allah'ındır. İlan-ı tevhidmiş ezanda. Başka? Rububiyet-i ilahiye karşı Allah'ın icraatına, tasarrufuna, rububiyet-i ilahiye karşı izhar ubudiyet. Biz de buna mukabiliz ya Rabbi. Senin rububiyetin icraatını kabul ediyoruz. Buna mukabil aramızda bir temsilci ile biz de izhar ediyoruz kulluğumuzu, kul olduğumuzu. Müslümanların, insanların kul olduğunun ifadesidir. Tevhidin ifadesidir. Mesela Bulgaristan'da da olsa, Tanrı uludur, Tanrı uludur, Tanrı yoktur. Bir kimse yok. Ama Allahu Ekber, Allahu Ekber. Lan İsrail'in köpekleri bile ayırt etmiş ya. İsrail'in köpekleri, kurt köpekleri, polisin köpekleri, Filistin'e ne bağırsa bağırsın hiç saldırmazmış. Allahu Ekber kim derse saldırıyor. Ona odaklanmış köpeği. Çünkü o Allah'ı anlatır. Tanrı büyüktür, Tanrı büyüktür, köpek önemli. Onu öyle etmiş. La teşbih ve la temsil. Birileri de Türkiye'de, anladınız mı? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ya ezana karşı, niye karşı? İsrail'e, polisine sor. Bu köpek niye buna alerjisi var? Hı. Gerisinse tamam diyeceksin. Zaten yeni çıktık. Demek ki ezanın hikmeti insanları camiye çağırmak değildir. Neymiş? İnsanın yaratılış gayesinin Allah'a karşı tevhidini, imanını ilan, rububiyetine eyvallah kulluğumuzu ifade. O memleket ahalisi adına izhar etmekmiş. Ya ezana, namaza çağırmak onun bir hikmetidir. Onun için değilmiş sırf. Bir sürü hikmeti var. Ama bunu bilmeyebilir. Ay ilk defa duyan var. Vay be, ama bilmesen ne olur? Ne üzülüyorsun? Bilmeyebilirsin. Ama bildiğin şu var ki, ben şimdi vazifem var. Allah, ezan okunu, Allah ve ibadetmiş. Tevhidi, izhar-ı tevhid, Allah'ın rububiyet ilahiyetine karşı izhar-ı ubudiyet. Yani ben kulum ya Rabbi, sen Allah'sın ifadesiymiş. Ve ahir davahun, enilhamdülillahi rabbil alemin, el-Fatiha temassalavat.